Tarık Bey bir eğitimci, aynı zamanda Bir Aydın Çığlığı adında yayınladığı kitabın da yazarı kendisi. Çok ilginç bir kitap. Öncelikle ondan bahsedelim. Osmanlı İmparatorluğu'ndan itibaren, belki daha öncesinden itibaren genç nesillerin nasıl yetiştirildiği, hangi karakter kodları ile yetiştirildiği, hangi medeniyet unsurları ile yetiştirildiğine ilişkin böyle bir panoramik günümüze uyarlamasını yapmış Tarık Hocam. Ve gençlere aslında çok önemli öğütleri var, önemli tavsiyeleri var. Medeniyetimizin en önemli değerler olan gençlerimizi nasıl yetiştirmeliyiz? Aslında onun da kodlarını görebilmek mümkün kitapta. Hocam yanlış tanımlamıyorum değil Gayet mi? Güzel oldu. Doğrusu kıskandım da yani. Gayet güzel oldu. Yayına hoş geldiniz diyelim. Çok teşekkür ederim. Ben de Kanal 5 ailesine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Kanal 5 ailesine nice başarılı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hocam öncelikle kitabınızın adıyla bir başlayalım. Bir Aydın Çığlığı. Evet. Tabii bu isim önemli. Bir Aydın'ın Çığlığı. Ne demek Bir Aydın Çığlığı? Niye böyle bir ismi kitabınıza koymaya gerek duydunuz? İsmail Bey, çocukluğumdan bu yana televizyonlarda, radyolarda bazı mühim şahıslar vefat ettiğinde bir aydınımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Bir aydınımızı yitirdik. Çok üzgünüz. Şeklinde çeşitli yayınlar yapılırdı. Ben de bu şahısları merak ederdim. Kimmiş bu aydınlar diye. Pek çoğunun bizim milli manevi değerlerimizle uzaktan yakından alakası olmadığını görür. Bu da benim içimi acıtırdı. Oysa aydın demek münevver demektir. Tabii eski dilde münevver değil mi? Eski dilde münevver. Aydın asıl bizim kimliğimize sahip kişidir. Oysa bu kelime diğer bazı kelimeler gibi bizden çıkmış, başkalarının malı olmuş. Çocukluğumdan bu yana şöyle düşünürdüm. Bu aydın kelimesine ben sahip çıkmalıyım. Allah-u Teala nasip etti. Kitabımı çıkarmaya yakın dedim ki benim kitabımda bir aydın kelimesi olmalı. Aydın çığlık atar, çığlık da atmalı. Bu aydın dünyanın herhangi bir yerinde olabilir. Fas'ta olabilir, Moritanya'da olabilir, Nepal'de olabilir, Senegal'de olabilir, Irak'ta olabilir. Yani onun dünyanın bütün yani medeniyetlerinin mutlaka ortak değeri mi, ortak ifadesi, aklı, aydın tabii dediğimiz, aydın diye tanımladığımız tabii insan tipi bu mudur? Tabii ki. Bütün medeniyetlerin ortak değeri anlamında bizim mı kullanmamız gerekiyor? Bizim medeniyetimizin ortak değeri, ortak kimliği, ortak ismi aydın oluşudur. Çünkü aydın vasfı bizatihi Hazreti Adem peygamberimizden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar ve kıyamete kadar bütün müminlerin ortak özelliğidir. Çünkü aydın bir defa kendisiyle barışık, Rabbi ile barışık, toplumuyla barışık kişi demektir. Dolayısıyla bu ismi vermekten ben de çok mutlu oldum. En fazla dikkat çeken de kitabın içeriğinden çok ismi oldu. Neden aydın? Çünkü hep başkalarına aydın denmiş. Bundan sonra hocam orada başkaları ve biz dediğiniz yaptığınız ayrım hani başkalarından kasıt mı? Başkalarından kastımız şu. Toplumun değerlerinden yabancı insanlar var. Gerçekten. Yani bugün ta Moritanya'da, Senegal'de, Pakistan'da bizim medeniyetimizi insanlar biliyorlar. Fakat yanı başımızdaki insanlar, mahallemizdeki insanlar, çevremizdeki insanlar sanki bir başka gezegenden gelmişler gibi bu toplumun değerlerine yabancı hareketler içerisindeler, demeçler içerisindeler ve hiçbir şekilde iletişim kurmuyorlar, görüşmüyorlar, konuşmuyorlar. Ya biz bu toplumun insanlarıyız. Askeri müştereklerimiz var. En azından bir merhaba diyelim, bir konuşalım. Nedir bu ayrılık? İşte bunu bir araya getirecek olan şey bizim aydın kimliğimiz ve biz bunu başaracağız. Yani biz bir başkasından şikayet etme lüksüne, hakkına sahip değiliz. Şikayet kültürümüz yok bizim. Biz tamir edeceğiz, biz doktoruz. Dolayısıyla aydınız. İnşaatçıyız. Ve biz bunu başarmak durumundayız. %100 başaracağız. Ya başaracağız, ya başaracağız. İnşallah biz de bu çığırı açmış olduk biz abi. İnşallah, temenni ederiz, öyle olur. Evet. Sayın Hocam, tabii ki eğitimci kimliğinizde birçok öğrenci yetiştiriyorsunuz. Kafanızdaki o evet medeniyet tasavvurunu gençliğe aşılamaya çalışıyorsunuz. Yani Osmanlı'dan beri getirdiğimiz o kadim geleneğin öğretisini öğrencilerinize vermeye çalışıyorsunuz. Bu işin bir yönü ama
Birçok öğretmen var ama mesela kitap yazayım diye aklından geçmemiştir büyük ihtimal. Bu yazma işi nereden aklınıza düştü? Yani bu çığlıkların eseri mi? Bir aydın çığlığı dediğiniz, bir aydın olarak, bir eğitimci olarak o çığlığın bir ürünü müydü bu kitap? Evet. Şimdi ben 14-15 yaşlarından itibaren tartışan, konuşan, hatta bağıran bir genç olarak yetiştim. Üniversiteye ilk girdiğim günü hatırlıyorum. Sanki üniversitenin başkanıydım. Herkesi bir yerlere davet ederdim ama kimse beni kendi mekanına davet edemezdi. Çünkü bilirdi ki bu Tarık Sezai Karatepe'nin bir kimliği var. Gelirse mutlaka kendi mührünü, kendi inancını, değerlerini orada yansıtır. O yüzden beni çağırmazlar, ben çağırdım. Ve hep konuşurdum. Öğretmenliğim süresince de hep konuştum, aktardım. Pek çok sivil toplum kuruluşunda görev aldım. Ardahan'da, Bartın'da Milli Gençlik Vakfı'nın il başkanlığını yürüttüm. Farklı STK'larda görev aldım. Sendika başkanlığı yürüttüm Sincan'da vesaire. İçimden de ya ne zaman yazacağım diye düşünüyordum. O arada Sincan'dan Çubuk'a mecburi bir gidişim oldu benim. Çubuk'ta Çubuk Haber diye bir yayınımız var. Sevgili Osman Şahbudak, buradan kulaklarını çınlatayım. Çubuk Haber'de yazar kadrosu vardı. Ve ben o yazarların yazılarına yorum ekliyordum. Yazar arkadaşımızın yazısı şu kadar, benim yorumum bu kadar. Bana diyorlardı ki, ya Tarık Sezai bıktık senin yorumlarından ya. Ben de sen diyorum yorum ki, yazmak yerine otur bir kitap yaz dediler öyle mi? Ben de diyorum ki bana köşe verin. Ben de yorumları bırakayım. Bir akşam Çubuk Haber'e baktık ki sevgili Osman Şahbudak bana köşe vermiş. Sağ ol Osman Şahbudak. Ondan sonra harıl harıl yazmaya başladık. Yazdıkça arkadaşlar dediler ki ya farklı internet siteleri var Edirne'den Ardahan'a kadar. Onları bir ara. Ve bu vesileyle 400'den fazla internet sitesine yazımı gönderdim. 400'den fazla internet sitesine yazımı gönderdim. Ve 4. yılın sonunda arkadaşlar dediler ki artık final yap. Nasıl yapacağız? Kitabını çıkar. Söz uçar, yazı kalır. Evet. Bu şekilde kitabımız çıktı Allah'a hamdolsun. İlk baskının acemiliklerinde farkındayım ama inşallah ileriki baskılarda daha başarılı çalışmalar yapacağız yeni yazılarımızda inşallah. Bir ifade aktarayım kitabınızdan. Aklından bile geçirme başlığıyla evet. Bir bölüm var sevgili izleyiciler. Sınırlarına mayın döşe, geçmesin bir Adem karşıya, inat eder başarırsa kavgasını, keskin gözlerle bakan bir adamdan bulur hışmını. 50 kilo çaydır kaçak cinsinden, kınadır, hurmadır şifa niyetine. Fırsatı ganimet bilerek sıyrılmışsa aradan silahlar, döşemeli boydan boya toprağa gömülü pat patlar. Bir kabustur yayla dağdan habura can yakan, bacak koparan kalça yerinden. İlelebet kapalıyız dostluğa, kardeşliğe diyerekten ince bir itinayla örtülmüştür üzeri toprakla. Evet hocam biraz da böyle şiir tadı var kitapta. Cümleleriniz kısa, her bir cümlede sanki çok önemli bir konu anlatılıyor. Cümleler birbirinden bağımsız gibi gözüküyor ama 5-10 sayfalık konular içerisinde kendi içerisinde de bir bütünlüğü var aslında. Yani bir mesajı var, bir öğüdü var. Gerçekten ilginç bir kitap olmuş. Hani gerek üslubuyla gerek yazım diliyle, yazım formatıyla farklı bir kitap olmuş. Öncelikle bunu belirtmiş olayım. Evet. Şimdi hocam şuradan devam edelim. Tabii ki mesleğiniz eğitimcilik. Yani hamurunuz insan. İnsan yoğuruyorsunuz, insan şekillendiriyorsunuz. Adeta bir heykeltıraş gibi. Bütünüyle bir insanın bütün aklını, fikrini, maneviyatını, her şeyini inşa ediyorsunuz. Eğitimciler de zaten meslek itibariyle peygamber mesleği de denir. Evet. Budur gerçek özü itibariyle. Nesil yetiştirme ve genç yetiştirme konularında çok kaygılı olduğunuzu ben anlıyorum. Kitabınızı okuduğumda da gördüğüm şey o. Orada bir çığlık ama bu çığlık... Geri döndüremeyeceğimiz şeyler olabilir. Geç kalıyoruz çığlığıydı aslında. Yani ahlaki yönden yozlaşan, medeniyet ve kültür kodlarından uzaklaşmış bir medeniyetin çocuklarını
kendi medeniyet değerleriyle buluşturmaya ilişkin ya da buluşturamamaktan kaynaklı bir çığlık aslında. Şimdi ben buradan yola çıkarak şunu sorayım. Nesil yetiştirme ve genç yetiştirme işini nasıl yapacağız hocam? Aslında bugün bütün bu yaşadığımız kaosun, yaşadığımız sıkıntıların, sorunların altında çok iyi yetiştirilememiş, köklerine, tarihine iyi vakıf olmayan, bunlardan bir haber olan, böyle rüzgarın önünde yaprak gibi savrulan, günün modasına uyan, çok fazla fikri derinliğe sahip olmayan, böyle bir toplum olmamızdan ötürü aslında birçok sıkıntı yaşıyoruz biz. Ne yapacağız? Bu sıkıntıları nasıl ortadan kaldıracağız? Önce kısaca biraz önceki konuya değineyim. Şiir tadında dediniz. Teşekkür ederim iltifatınız için. Ben yazılarımı günlük yazı olsun diye yazmadım. Konular güncel. Ama 100 sene sonra da herhangi bir olaya damgasını vurabilecek bir konu. Mesela biraz önce okuduğunuz başlıklarıyla aklından bile geçirme yazısı, sınırlarımıza İsrail firmasının mayın döşeme ihalesini almasıyla alakalı benim de içimi acıtan bir şeydi bu. Oysa benim ruh dünyamda sınır yoktur. İnsan insana sınır mı kormuş? Böyle bir sınır yok. İnsanın insanla buluşmasını, tanışmasını, konuşmasını engelleyen bir sınırı bir aydın olarak biz zaten kabul edemeyiz. Böyle bir sınır bizim kültürümüzde, medeniyetimizde yok. Çünkü peygamberler, tebliğciler insanlara sınır koymamışlar ki biz onların ümmeti olarak sınır koyalım. Bugün düne göre geçtir. Yarına göre erkendir. Evet, bazı şeyler için geç kaldık. Ama bazı şeylerin de zamanı geldi. Ve ölmeden önce yazmamız gerekenler... İlginç bir yaklaşım. Tabii ki. Bazı şeylerin zamanı geçti ama bazı şeylerin de zamanı yeni geldi. Yeni geldi. Evet. Ölmeden önce yazmamız gerekenleri yazmalıyız. Söylememiz gerekenleri söylemeliyiz. Öldükten sonra söyleyemeyiz. Üstelik bizim sorumluluğumuz gençlere, ihtiyarlara, kadınlara, erkeklere, şunlara, bunlara, dan önce doğmamış çocuklara bizim sorumluluğumuz var. Bu akşam dünyaya gelecek. İşi çok fazla geleceğe götürdünüz. Zaten o yüzden bana derler ki, ya ben aslında onlara yazıyorum ben diyorsunuz. Yani mevcut olanlara değil de doğmamış olanlara yazdım, doğduktan sonra okusunlar. Bana hep öyle derler, çok uçuksun derler. Ben de derim ki bize kimliğimizi kazandıran şey uçuk oluşumuz. Hocam ben her zaman şunu söylerim. Olağan insanlardan olağanüstü işler çıkmaz. Gerçek söylüyorum. Yani benim felsefem budur. İnandığım şey budur. Hani deli derler, kaçık derler, böyle anormal derler, aykırı derler. Ama gerçekten üretim adına ne varsa dünyada bakın hep bu tip böyle biraz hani toplumun dışladığı, aykırı saydığı isimler bir şeyler ortaya koyarlar. O yüzden o kötü bir şey değil, onu söyleyeyim. Çok sağ olun. Evet, devam edelim hocam oradan. Sözünüzü kestim ama unutmamışsınızdır umarım. Evet, şimdi eğitimden anladığımız şu. Eğitim sadece öğretmenin öğrencisine verdiği ders değil. Burası da bir eğitim kurumu. Sizin personel olan yaklaşımınız, personelin size olan yaklaşımı, buradaki iş yoğunluğu, sabretmeniz, dışarıda bir dolmuş şoförünün yolcularına karşı davranış biçimi, yolcuların dolmuş şoförüne karşı yaklaşım biçimi, imamın, muhtarın, doktorun, affedersiniz, avukatın, devlet başkanının halkına yaklaşım biçimi, onların yöneticilerine yaklaşım biçimi, hepsi bir eğitimdir. Haşarı bir öğrencim vardı. Okulda her gün bin bir türlü yaramazlık yapardı. Bir gün dedim ki, Bartın'da Demirciler Çarşısı var dedim. Orada 80 yaşında bir ihtiyar var dedim. Bembeyaz sakalıyla. Bu adam dedim, elindeki o ağır 20 kiloluk demir balyozu, o demir külçesi nasıl indiriyor bir bak dedim. Hocam bu, çok ağır bir mesaj vermişsiniz. Bu bana... Hayır, çok yani sağ olun. Ben de bu yumruğu öyle indireceğim der gibi benim ilk aklıma gelen oydu açıkçası. Bu delikanlı beni dinlemedi. İzmit, İstanbul, Sakarya pek çok yanlış işe karıştı, şu oldu, bu oldu. Bir gün bu Bartın'a dönmeye karar vermiş. Bartın şehir girişine demiş ki, ya bu Tarık Sezai Karatepe'nin dediği bir ihtiyar vardı. Şuna bir bakayım ya. Kim bu? Bir bulayım. Gitmiş Demirciler Çarşısı'na. İhtiyarı saatlerce izlemiş. Geldi bana dedi ki, hocam keşke seni 2 sene önce dinleseydim. Bu bir eğitim. O ihtiyarın çalışması bir eğitim. O maden işçisinin çalışması bir eğitim. Çiftçinin çalışması bir eğitim.
Hepimizin yaptığı iş aslında bir eğitim. Çünkü bütün peygamberler, bütün tebliğciler, bütün müellifler bir mesleğe sahipler. Terzi, evet. Çiftçi, çoban, hepsinin bir mesleği var ya, hepsinin güzelliği var. Ve hepsinin topluma mesajı var. Eğitim sadece teorik bir şey değil ki. Asıl eğitim sahada uygulanabilir bir eğitimdir. Yoksa teoride kalan bir eğitimin kimseye faydası yok. Yani yaşayarak, rol alınarak, model alınarak yapılan bir eğitimden bahsediyoruz. Şehit Ali İzzet Begoviç'in Saraybosna'da her sabah oğluyla beraber tünelden un, yağ, şeker çıkarıp Saraybosna sokaklarında mazlum insanlara dağıtması bir eğitimdir. Evet. Şehit Malcolm X'in... Rahmetli analım. Tabii ki. Şehit Malcolm X'in Amerika'da yaptığı o müthiş mücadele bir eğitimdir. Bunlar hepsi bir eğitimdir. Rahmetli Erbakan Hoca'nın 40 sene dişiyle tırnağıyla Anadolu coğrafyasında, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun dişiyle tırnağıyla Anadolu coğrafyasında yaptığı şey bir eğitimdir. Ve bu insanlar lider olarak günümüze kadar geldiler. Evet. Yani herhangi bir yazar, çizer, şair olarak değil, bir lider olarak geldiler. Ve bir lider olarak da isimleri anılmaya devam edecek. Yani düşünebiliyor musunuz? Hazreti Bilal bir genç olarak eline kırbacı veriyor Ebu Cehil. Hazreti Ammar'ı kırbaçlamasını istiyor. Defalarca elinden kırbaç düşüyor. Ve orada işkence görüyor Hazreti Bilal. Siyahi yani kırbacı insan, vurmadığı için. Etrafındaki siyah köleler kıs gülüyorlar. Hazreti Bilal işkence görürken. Oysa onlar da zenci. Onlar da köle. Yardım etsenize. Etmiyorlar. Ama bugün onların isimlerini hatırlamıyoruz. Evet. Bilal'in ismini hatırlıyoruz. Ve bugün dünya coğrafyasında Bilal kimdir? Özgürlüğün sembolüdür. Bu arada bir anekdot açayım. Şimdi buyurun. Hazreti Bilal sesi çok güzel olduğu için Kabe'nin damına çıkıp ezan okumadı. Hazreti Bilal kölelikten İslam'ı seçip hürriyetine kavuştuğu için Hazreti Peygamberimiz ona Kabe'nin damına çıkma şerefini bahsetti. Sesinden ötürü değil. Sembol pozisyonundan tabii ötürü. Tabii ki. Hatta müşriklerden birinin oğlu orada şunu diyor. Keşke diyor babam iyi ki de diyor babam Bilal'in Kabe'nin damına çıktığını görmedi diyor. Yoksa kendi kölesinin Kabe'nin damına çıktığını görseydi kahrından ölürdü diyor. Ve bugün dünyada Bilal özgürlük sembolü. Amistad gemisinde bir reis var. Amistad kölesinde Çinke. O filmi hatırlarsınız. Senegal'den Amerika'ya gemide isyan çıkarıyor. Evet. Ve Amerika sahillerinde zincire vuruluyor. Amerika'da yıllar yılı özgürlük mücadelesi veriyor. Biz bunların isimlerini hatırlıyoruz. Ama bunlara yan bakan, bunlarla alay eden, bunların davasına destek vermeyen diğerlerini hatırlamıyoruz. Nereden yani hocam, konforuyla yaşayan insanlar tabii ölüp gittiler evet. Ve kimse hatırlamıyor. Tabii. Çile çeken, işkence çeken, bir fikrin mücadelesini veren insanlar insanlık tarihi boyunca hep hatırlanacak ve bir şeylerin sembolü olacak. Evet. Anladığım bu. Tabii ki. Yani rahmetli Necip Fazıl Kısakürek bohem hayatına devam edebilirdi. Zevk sefa içerisinde olabilirdi. Meşhur partilerde milletvekili de olabilirdi. Evet. Ama o dişiyle tırnağıyla Anadolu coğrafyasını yazdı, çizdi. Şemdinli dağlarının içtim nur çeşmesinden, kurtuldum akreplerin ruhumu deşmesinden. Bir derdi vardı yani, ya, bir sıkıntısı vardı değil mi? Tam 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Ey genç adam, Budistur sana emanet olsun. Ötelerden habersiz nizam var, lanet olsun diyebilen bir coşkun yürek. Ama belki Necip Fazıl'dan kelime olarak daha titiz davranan binlerce şair var. Hatırlamıyoruz. Necip Fazıl'ı hatırlıyoruz. Çünkü o yazdığıyla söylediği örtüşen, hayatı örtüşen bir kimlik de aynı zamanda. Hocam hep şunu söylerim. Necip Fazıl eğer sol cenahın ürettiği değerlerden birisi olsaydı zannediyorum bugün... bulunduğu yani şu anda hatırlandığı noktadan çok çok daha üstte olurdu gibime geliyor. O yüzden hani mutlaka. Sol cenahın kendi sanatçısına, fikir adamına, düşünce adamına, şairine, yazarına, entelektüeline verdiği değer sanki böyle evet. Daha fazlaymış gibi geliyor. Bilmem yanılıyorum. Doğru söylüyorsunuz.
Sadi Necip Fazıl Kısakürek değil ki. Şu anda 15 yıldır hapiste bulunan sevgili Salih Mirza Beyoğlu. İnşallah sevgili Cumhurbaşkanıma, sevgili Başbakanıma, sevgili Meclis Başkanıma buradan sesleniyorum. Sevgili Cumhurbaşkanım, Meclis Başkanım, Başbakanım, Salih Mirza Beyoğlu gibi düşünce adamlarını lütfen bir saniye daha fazla hapiste tutmayın. Yakup Kese kardeşimiz 14 yaşında idamla yargılandı. Evet. Aman Allah'ım. Ve Yargıtay 2 hafta önce karar verdi. Yeniden hapse girecek. Girmesin sevgili Cumhurbaşkanım. Yakup Kese bu ülkenin değeridir. Ahlaklıdır, namusludur, temizdir, insandır. Girmesin. Niçin yani bunlar girsin? Kolay yetişmiyor ya, değil mi? Malatyalı gençlerimiz 15 sene önce bu sistemin zulmüne maruz kalmış. Darbe mağduru, postmodern, dostmodern. Darbe mağduru gençlerimiz. Çıksınlar sevgili Cumhurbaşkanım. Hani dediniz ya Necip Fazıl Kısakürek sol cerrahın insan olsaydı. Bu ülkede evet. Salih Mirza Beyoğlu'nun eline su dökecek şu anda bir yazar çizer var mı Allah aşkına? Onun için bizim bu isimlere önce camia olarak bir sahip çıkmamız lazım. Sevgili Nurettin Şirin'e sahip çıkmamız lazım. Bunun gibi pek çok yazara, çizere, şaire bizim sahip çıkmamız lazım. Ve bunların mağduriyetlerinin giderilmesini, başta Salih Mirza Beyoğlu, Yakup Kese, Malatyalı gençler olmak üzere. Ve şu anda isimlerini bile bilmediğimiz, bundan 15 sene önce türlü iftiralarla evlerinden, barklarından alınıp hapishanelere tıkılan bu gençlerimiz... Binlercesi şu anda. Onların sesini duyurmam gerekiyordu. Bu fırsatı verdiğine teşekkür ediyorum. Evet hocam, programımız devam edecek. Evet. Sevgili izleyiciler, saatlerimiz 20.54. Bir soruyla daha devam edeyim. Bu arada İHA'nın uluslararası öğrenci değişim programlarını yaptığı da bir derneği var. Evet. Kısaca bir ondan bahsedelim. Evet. İkinci bölümde daha da detaylandırarak devam edelim evet. Sevgili hocam. Evet. Asma Köprü adında. Asma Köprü. Ne yapar Asma Köprü Derneği? Orada neler yapılıyor? Biraz buna değinelim. Evet. Burada... Öncelikle çile insanı sevgili dostum Bülent Yıldırım'a ve Ankara sorumlusu sevgili dostum Hanefi Sinan'a ve ekiplerine buradan selamlarımı iletiyorum. Kendisi ayağın tozuyla Filipinler'den geldi. İnşallah davet ederseniz Filipinler izlenimlerini sizlere aktarabilir değerli Hanefi Sinan. Öncelikle İHA hakkında ben de beliren birkaç düşünceyi belirteyim. İHA dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşudur. Tartışmasız. Ya kimileri derler ki efendim Masonlar dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu. Kimileri derler ki Leonslar. Kimileri derler ki Vatikan. Kimileri derler ki Siyonistler. Kimileri derler hayır, ki hayır bunlar aslında bunlar. Yani ben onlara sivil toplum kuruluşları yani sözünüzü kesiyorum ama sivil toplum kuruluşları olarak değerlendirmiyorum açıkçası. Evet, evet. Kapalı devre bir örgütten bahsediyoruz. Evet. Hiçbir şekilde şeffaf olmayan belli bir zümrenin kendisine intikal eden, bağlanan belli bir zümrenin çıkarlarını koruyan farklı idealler evet. çerçevesinde oluşmuş kapalı devre örgütlerden bahsediyoruz. Evet. Bir nevi evet. yeraltı örgütü. Tabii yeraltı örgütü. Hiçbir faaliyetinin sonuçlarından haberdar değiliz. Nerede ne yaparlar haberdar değiliz. Ve tamamen çıkar odaklı tabii ki. Kuruluşlar bunlar. Tabii ki. Görünürde bazı kültürel etkinliklere imza attıkları gözlenebiliyor ama bunlar da aslında amaçlarını gerçekleştirmek için kullandıkları birer paravan uygulama şeklinde değerlendirilebilir. O yüzden ben İHA'yı falan tabii böyle şeylerle kıyaslamam mümkün değil. Hemen parantez açarak bunu iletmiş olayım oradan devam edelim. Eyvallah. Şimdi üstadım bizim medeniyetimiz fetih medeniyeti. Karşımızdakiler de işgalci. Bizim tarihimizde sevgi ve şefkat var. İmar var. Kalkındırma var. Taş üstüne taş koyma var. İşgalde ise taşın altından taşı çekme var. Emperyalistler Afrika'ya girdiklerinde Papa'nın desteğiyle ellerinde İncil vardı. Yerlilerin elinde ise tarlaları vardı, tapuları vardı. Elmas vardı. Elmas vardı. Elmasları vardı. Yıllar sonra yerliler dediler ki şimdi bizim elimizde İncil var. Onların elinde de bizim tapularımız var. İşte bu bir işgal. İHA'nın yaptığı bir fetih hareketi. Gönül fethi. Gönül fethi. Tamamen evet. gönül fethi. Zaten İHA'nın bu kadar büyümesi Allah'ın bir lütfudur. Düşünebiliyor musunuz? Sevgili rahmetli Abdülhamid'in rüyasını gerçekleştirmek üzere
yola koyulmuş bir hareket. Bosna'yı zulümden kurtarmış, Çeçenya'yı zulümden kurtarmış bir hareket. Bangladeş'in, Nepal'in, Keşmir'in en ücra köylerine gidebilmiş. Oralara yardım götürmüş değil mi? Bir hareket tabii ki. Su kuyuları açmış. Sırtında un çuvallarıyla, şeker çuvallarıyla, yağ bidonlarıyla oralara kadar gitmiş mümtaz bir hareket. Yani böyle bir hareketin içerisinde olmak var ya üstadım, bir insan için dünyanın en güzel mutluluğu. Asma Köprü'ye gelince, Asma Köprü 16 ülkeden 33 gencimizin üniversite, yüksek lisans, doktora seviyesinde eğitim gördü. Çok seçkin bir eğitim yuvası. Ben de birkaç aydır orada o gençlerle beraberim. O gençlerin gözlerindeki coşkuyu, sevinci, Osmanlı sevgisini, Osmanlı derken özellikle Abdülhamid Han'a karşı olan müthiş sevgiyi ben yakından gözlemledim. Bir kez daha hayran oldum, gıpta ile yaklaştım. İnşallah onlar bize layık olurlar, biz onlara layık oluruz. Bu serüven böyle devam eder. Ve şu anda çok iyi çalışıyorlar gençlerimiz, oradaki gençlerimiz. Ne zaman böyle oda ziyaretleri yapsam hep ders başındalar, hep internetten ders araştırıyorlar. Ve bir hedefleri var. Gambiya'ya gidecekler, Gana'ya gidecekler, Filistin'e gidecekler. Burada öğrendiklerini oralara aktaracaklar gidecekler, değil mi kendi ülkelerine? Arnavutluğa gidecekler, evet. Kosova'ya gidecekler, Somali'ye gidecekler, Zimbabwe'ye gidecekler. Pırıl pırıl gençler. Yani ne güzel. Onlar benim ailem oldu artık. Ne güzel hocam. Onlar benim ailem oldu. Onlar beni çok seviyor. Biz onları çok seviyoruz. Dedem, aramızda bir çıkar ilişkisi şu bu yok. Yani bir tipleme var. Noel Baba tiplemesi nedir? Sinsidir. Noel Baba tiplemesi cebinde bir şeker taşır ve bedavadan insanları Hristiyan yapma gibi sinsi, bir misyonu, gizli bir misyonu var. Ama Nasrettin Hoca tiplemesi nedir? Evet. Parayı veren düdüğü çalar der. Yani çalış, üret. Çalışmaya teşvik eder. İşte Nasrettin Hoca ve Noel Baba tiplemesi Afrika'daki misyonerlerle. Mesela İHA'nın yaptığı güzel bir şey şu. Hocam diyelim o güzel ki, şeye bir virgül koyalım biz. Bir reklam, cümle. Reklam aramız evet. Var. Tamam o cümleden sonra şu evet. Yapalım araya gidelim. İHA diyelim ki Zimbabwe'de bir su kuyusu açacak. Türkiye'den malzeme götürmüyor. Zimbabwe'den taşını, çimentosunu, demirini alıyor. Hem oranın da ekonomisini güçlendiriyor. Kalkınmasını sağlıyor. Evet. Ne güzel. Sevgili izleyiciler, EYT yoruma kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından buradayız. Sevgili izleyiciler, aranın ardından eğitiyorum devam ediyor. Konuğum Tarık Sezai Karatepe. Bir Aydın Çığlığı kitabının yazarı, eğitimci yazar. Sohbetimize devam ediyoruz. Evet sevgili hocam, İHH ve Asma Köprü Derneği'nde kalmıştık. Oradan devam edelim. Asma Köprü Derneği önemli bir misyonu yerine getiriyor. Evet. Ve burada yurt dışından gelen gençlerimizi yetiştiriyor. Türkiye'nin kültürünü, medeniyetini bir şekilde o gençlere aşılıyor. Ve gittikleri topraklarda Türkiye ile ilgili ne diyelim lobi faaliyeti, buna benzer çalışmalar yapıyorlar bunlar. Zannediyorum Türkiye'den de yurt dışına gönderilen gençlerimiz var. Gittikleri ülkelerin medeniyetleriyle ilgili bilgilenen, o sahada uzmanlaşmak üzere gönderilen gençlerimiz de var. Bu çok tabii ki önemli. Nesil yetiştirme adına çok önemli. Geniş coğrafyalarda geçmişte olduğu gibi kadim bir medeniyet kurma ya da onu yeniden inşa etme adına çok önemli. Tabii ki bu tür kurumlara çok önemli görevler, önemli misyonlar düşüyor. Hocam bir nesil nasıl olmalı? Yani büyük bir medeniyet kurmuş insanların torunları olarak, onun bakiyesi Türkiye olarak nasıl bir yeniden büyük bir medeniyet inşa edeceğiz? Nasıl bir nesil yetiştireceğiz biz? Yani bu eğitim modeliyle mi yetiştireceğiz? Biraz onlara girelim istiyorum. Nasıl bir eğitim modeli kurgulamamız lazım? Nasıl yetiştirmemiz lazım?
Çünkü bugün bütün İslam coğrafyalarının umudu haline gelmiş bir ülkenin insanlarıyız biz. Evet. Bütün Orta Doğu coğrafyası, İslam coğrafyaları, Afrika'dan tutun, Balkanlardan tutun, Kuzey Baltık ülkelerine varıncaya kadar, Uzak Doğu'ya varıncaya kadar, bütün bu coğrafyalardaki halkların, Müslüman halkların umudu haline gelmiş, gözlerini çevirip baktığı bir ülke haline gelmiş durumdayız. Hani sokakta böyle alelade bir hayat yaşayamayız gibime geliyor. Ya da o coğrafyalarda yaşanan sıkıntıları göz ardı ederek gece rahat rahat uyumamalıyız diye düşünüyorum. Haksız mıyım hocam? Milyonda milyon haklısınız. Önce şunu belirteyim. Her davranışımızın fıtrata uygun olması gerekir. Hatta Yüce Allah bizi öyle mükemmel yarattı ki Allah'a inanan biz müminler fonksiyonlarımızı yerine getirirken ağzımızdan yiyoruz, içiyoruz, kulağımızda duyuyoruz, gözümüzde görüyoruz. Ben Allah'a inanmıyorum diyen insanlar da ağızlarla yiyorlar, dilleriyle konuşuyorlar, kulaklarıyla duyuyorlar, gözleriyle görüyorlar. Dolayısıyla ister inansın, ister inanmasın bütün insanlar fıtrata uygun, biyolojik hareketler içerisinde bulunuyorlar. Evet. Kimi zaman hükümetlerimiz kanunlar çıkarıyor, yönetmelikler çıkarıyor. Mesela rahmetli Erbakan'ın otobüste sigara yasağıyla başlattığı çalışmayı değerli başbakanımız bütün kamu alanlarına yaydı. Ve biz de destekledik. Biz de mutlaka destekledik. Mutlaka destekledik. Çünkü sigara emperyalist bir savaştır. Yılda 100 bin insanımızın ölümüne sebep olan. Yani hiç silah kullanmadan, mermi kullanmadan, kurşun atmadan bir ülkenin insanlarını dumanla hem paralarını alıyorsunuz. Tabii ki. Hem de zehirleyerek öldürüyorsunuz. Zehirleyerek. Şimdi bizim düşüncemize uygun olsun olmasın bütün insanlar bu sigara yasağını desteklediler. Çünkü fıtrata uygun. Hatta saat 10'dan sonra alkol satışının yasaklanmasını herkes destekledi. Çünkü zihniyeti ne olursa olsun bir baba anne. Çocuğunun alkolik olmasını istemez. Gecenin bir yarısı evet ulan deyip mahalleyi ayağa kaldırıp naralar atıp sağa sola sataşıp içeri girmesini istemez. Ama bazen geç kalırız. Yani şimdi keşke Cem Karipoğlu münevver kızımızı hunharca öldürmeden önce aileniz tedbir alsaydı. Şimdi iş işten geçti. Ama bazı şeyler var iş işten geçti ama hayat devam ediyor. Ve bu tür sansasyonel acı vakalar sürüyor. Şimdi biz gençlerimizi öyle bir yetiştirmeliyiz ki ne çok sıkmalı ne de serbest bırakmalı. Çok sıktığın zaman senden kopuyor, seni anlamıyor. Evet. Serbest bıraktığın zaman da seni lakayt buluyor, yine seni anlamıyor. Bu işin orta yolu, vasat. Zaten bizim inancımız vasat bir inanış. Bizim ümmet olarak Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala'nın bizden bahsettiği nedir? Orta yolu takip eden ümmet. Vasat ümmetiz biz. Vasat ümmetiz. Dolayısıyla örnekliğe bizim önce kendimizden başlamamız gerekir. Biz yanlış yaparsak çocuklarımıza yanlış yapma deme lüksümüz olmaz. Ancak şunu deriz. Yavrum ben yanlış yapıyorum ama sen yapma. Bu da ne kadar inandırıcı olur ki? Yani şimdi elinde alkol, elinde sigara, bir baba, bir anne çocuğuna ne kadar tesir edebilir ki? Ya da ne kadar ben yapıyorum tabii sen ki. Yapma demesi tabii etkili ki. Olabilir. Şimdi okula öğrenci velileri gelirdi. Derlerdi ki oğlum kızım ders çalışmıyor. Peki sen ne yapıyorsun? Ben içeride televizyon seyrediyorum. Oğlum kızımı dip odaya gönderiyorum. Olmaz. Sen de ders çalışacaksın. Sen de okuyacaksın. İlim öğrenmek kadın erkek bütün müminlere farz değil mi? Beşikten mezara kadar değil mi? İlim içinde bile olsa öğreniniz buyurmadı mı? Yüce Önderimiz, Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla senin de çocuğunla beraber ders çalışman lazım. Sen ne yaparsan, nasıl bir hayat yaşarsan çocuk da seni örnek alıyor. Sen dizi izliyorsan çocuk da dizi izliyor. Tabii ki.
Sen oturup kitap okuyorsan çocuk da kitap okuyor. Tabii. Namaz kılıyorsan çocuk da namaz kılıyor. İçki içiyorsan çocuk da içki içiyor. Doğru ya, mu? Ya ya. Yani şimdi tutarlılık bakımından televizyonun sesi dalga dalga çocuğun odasına kadar geliyor. Sen içeride maç seyrediyorsun, film izliyorsun. Çocuğa izleme, yapma, etme. Peki senin ayrıcalığın ne? Baba anne olarak bunu yapma hakkını, lüksünü nereden alıyorsun? Ya hep beraber maçını izle. Ya da bir şey yap. Uygun hareket et. Uygun adım hareket et. Çünkü aile bütünlüğümüzün sağlanmasının birinci koşulu bu. Sonra... Yani aslında bu sorunlu neslin en büyük sebebi aileler mi hocam? Anne babalar mı? Hepimiz. Sadece anne baba başta değil. Başta diyorum mesela. Dede, yani nine... Gençlere kızıyoruz ya. Laf dinlemiyorlar, haşarılar. Ellerinde bir bilgisayar, ellerinde bir telefon. Ayrı bir dünyada yaşıyorlar. Kendilerine göre bir getto oluşturmuşlar. Hani bizden kopmuşlar gibi eleştiriler var. Anne babaların eleştirileri var. Bunun için soruyorum. Yani evet. Aslında bunun sorumlusu ya da suçlusu çocuklar değildir büyük ihtimal. Yani söylediğinize göre anne babalar. Sorun sadece gençlerde değil. Türkiye'de daha büyük bir sorun var. Yaşlılık sorunu. Genç hiç olmazsa okulunda, derneğinde, lokalinde kendisi gibi birkaç genç arkadaşla çay kahve içebiliyor. İhtiyarların böyle bir avantajı da yok. İhtiyar sokağa çıktığı zaman nereye gidecek? Daha büyük sorun ihtiyarlarda. Daha büyük sorun kadınlarda. Ne yapacağız hocam? İhtiyarlar içinde bir lokal mi kuracağız? Ne yapacağız? Tabii kulüp ki. Falan kursak. Şimdi, İhtiyarlar kulübü falan. Aslında çok da popüler olur. Çok güzel olur doğrusu. Değil mi? Tabii yani oralar nezih yerler. Çünkü sigara yok, bir şey yok. Şimdi ben şunu gördüm. Biz hayatı çok kopuk yaşamışız. Mesela milyonlarca meslek var. Milyonlarca. Bizim belediyelerimiz, valiliklerimiz, STK'larımız. Bu benim görevim değil demeden her görevi kendi görevi gibi üstlenip herkese yönelik %100'lük kazanma adına çok şey yapabilirler. Bunu yapan belediye başkanlarımız 10 yıl, 20 yıl, 25 yıl görev yapıyorlar. Yapmayanlar da tasfiye ediliyorlar. Çünkü evet. Karşılığını bulmuyor. Karşılığını bulmuyor. Dolayısıyla şimdi genç diyelim ki internet mi takip ediyor? Anne babası da onun yanında olsun. Hani şöyle bir şey değil. Yasağın hani bir cazibesi var biliyorsunuz. Evet. Yani yasağın cazibesi var. Takip etmek falan değil ama tabii. En azından birlikte bir şeyi paylaşmak. Tabii ki. Tabii ki. Mesela ben bir Facebook abonesiyim. Benim şifremi evdekiler bilir. Ben de onların şifresini bilirim. Bazen ben onların sayfalarına girerim. Onlar benim sayfama girerler. Şeffafız. Bütün ailelerin de şeffaf olması lazım. Yoksa şuna girme, bunu yapma, şunu yapma, bunu yapma, bunu yapma. Bu çözüm değil. Bu sosyal medya bir dünya gerçeği. Evet. Allah Allah. İşte içinde bulunduğumuz Kanal 5 televizyon Allah yüzlerce yıl ömür versin. Bir dünya gerçeği. Bundan nasıl kopabiliriz? Burada ben çıkacağım, bir bayan arkadaş çıkacak, bir genç çıkacak, bir çocuk çıkacak, bir yaşlı çıkacak. Sevgili Abdullah Gül çıkacak, sevgili mahalle muhtarımız çıkacak. Toplumun her kesimi bu koltukta oturacak. Dolayısıyla biz toplumdan kaçamayız, bilgiden kaçamayız. Yanlışlık varsa... Yani gelişmeleri yasaklayarak, tabii ki. Görmezden gelerek tabii yere ki. Varamayız. Yani tabii ki. Kendi adımıza en iyi şekilde nasıl evet. Kullanabiliriz? Evet. İyi yönüyle tabii nasıl ki. Kullanabiliriz? Tabii nasıl ki. Bir fırsat haline dönüştürebiliriz? Tabii ki. Aslında o şekilde tabii değerlendirmek lazım. Telefonlarımız ortada olsun. Kızın, oğlanın, yaşlının, annenin, babanın telefonu ortada olsun. İnterneti ortada olsun. Şeffaf olsun. Şeffaf olsun. Dolayısıyla... Yanlış arkadaş neden seçiliyor biliyor musunuz? Çocuk anne baba da karşılığını bulamıyor. İrtibat kuramıyor. Anne babayla dünyalar kopmuş. Bu insan konuşacak ya, biriyle konuşacak, biriyle dertleşecek, birine duygularını anlatacak, buhranlarını anlatacak, sıkıntılarını anlatacak, maddi manevi gelişimini anlatacak. Kime anlatacak? Bana anlatmazsa bir başkasına anlatacak. Bir başkası art niyetliyse ne olacak? Evet, değil mi? Ondan ya, sonra... Ki bir başkası düştü. Genellikle art niyetli olur. Evet. Önce gayet iyi başlar. Ben sana yardım edeyim. Ya senin derdini anlıyorum falan. Bir bakmışsın oho. İş çığırından çıkıyor. Hocam bununla ilgili çok güzel bir karikatür evet. Görmüştüm. Yine sosyal medya mecralarından birindeydi. Evet. 3-4 kareden oluşan bir karikatür. Evet. Birinci karede baba bilgisayar başında iş yapıyor. Oğlu geliyor. Baba konuşabilir miyiz? Baba diyor ki şimdi değil oğlum.
İkinci karede yine aynı şekilde, üçüncü karede yine aynı şekilde. Dördüncü karede ise çocuk ağzında bir tane sigara, böyle hippie tipli bir şekilde, hı hı, kafasında şapka, yürüyerek devam ediyor. Babası arkasından koşturuyor. Evet. Oğlum diye çocuk da dönmüş, şimdi değil baba diyor. Evet. Yani çok anlamlı bir karikatürdü. Ben çok beğenmiştim onu. Çok akıllıca çizilmiş, zekice çizilmiş, evet, bir karikatürdü. Aslında o iletişim kopukluğunun nelere mal olabileceğini anlatan çok, tabii, güzel bir örnekti. Tabii ki. Benim çocuklarım Facebook abonesi oldular. Ben de kızardım doğrusu. Kapatın şunu. Fişten çekerdim. Birkaç gün böyle devam etti. Bir gün dedim ki çocuklar dedim ya, bana bir Facebook hesabı açın dedim ya. Baba sen mi diyorsun ya? Ben diyorum. Sevinmişlerdir. Aa, ne kadar güzel. Ve bu sayede beraber top oynadığım mahalle arkadaşlarımdan Ardahan'ın, Tunceli'nin, Bartın'ın. Kötü mü oldu? Aa, harika. Çubuğun. Yıllardır Sincan'ın, belki görmediğiniz dostlarınızla da o vasıtayla belki bir araya gelmiş tabii ki, oldunuz. Tabii ki. Hem bir araya geldik, hem yaşadığım bazı sıkıntılara çözüm ürettiler. Ben onların sorunlarına çözüm ürettim. Bir sosyal birliktelik oldu. Şu anda gruplar oluşturuyorum. Gruplara insanlar dahil oluyor. Fikirlerimizi paylaşıyor. Binlerce aboneleri olan gruplar oluşturuyorum. Gayet güzel, neşeli, keyifli bir aktivite ortaya çıkarıyoruz. Hani meşhur bir tabir var ya, aktivistler. Biz bir aktivist, evet, olarak bu insanlarla beraber oluyoruz. Bu gayet güzel. Aslında yani internet ve sosyal medyada buna bir alan oluşturdu değil mi? Fırsat tabii oluşturdu. Tabii yani ki, iyiye kullandığınız zaman tabii ki, inanılmaz getirileri olan bir mecradan bahsediyoruz. Üstadım, bu kalemin madde olarak bir kabahati yok. Bu kalemde ayet-i kerime de yazabilirsiniz. Bu kalemde günah bir şey de yazabilirsiniz. Evet. Üzüm madde olarak temizdir. Yerseniz gıda, şifa verir. Ama damıtır, sıkar, bekletir, şarap yaparsanız zehir olur. Para bizatihi güzel bir şeydir. Önemli bir şeydir. İnsanlara yardım etmenin önemli bir şeydir. Vesilesi. Değerli değildir ama önemlidir. Çünkü değerli olduğu zaman biraz ona kutsiyet izafe etmiş oluyoruz. Ama para önemlidir. Ama diyelim ki meşru olmayan işlere girdiği zaman faiz, haksız kazanç, savaş, yolsuzluk, silah, savaş, silah olduğu zaman da para çirkin bir şey olur. Şimdi pastör bazı aşıları bulmuş. Gayet güzel. Ama şimdi bu şeyler insanların zararına kullanılırsa, GDO için kullanılırsa da insanların felaketine sebep olur. Hani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, insanların günahları yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. Bugünkü GDO'lu ürünler, Allah-u Teala ne buyuruyor? Onlar var ya, onlar ekinleri mahvettiler. Ekinleri. Kur'an'da ekinleri mahvettiler. Bugünkü başımıza gelen musibetler, Allah-u Teala o zaman haber veriyor. Demek ki o zaman da yapmışlar. Yani tohumla oynama sadece bugün hastalığı değil. 1400 sene, 2000 sene öncenin hastalığı. Stratejik bir alan aslında. Tabii ki. Tabii ki. Bu sektör, yani tohum tabii sektörü. Gıda sektörünün temel ham maddesini oluşturan tohum sektörü tabii stratejik bir tabii alan. Ve maalesef dünyada söz sahibi olan ülkeye bakıyoruz. İsrail. Tabii. Hala tadı damağımdadır 11 yaşında yediğim karpuzum. 11 yaşında yediğim karpuzum tadına 30 küsür, 32 senedir varamıyorum. Çünkü mahvetti. Perişan etti. Her şeyle oynadı. İnsanların üremesini engelledi. Çoğalmasını engelledi. İyi düşünmesini engelledi. Stresi artırdı. Yani neslin bozukluğunda onların da etkisi var. Tabii ki %100. %100. Şimdi düşünebiliyor musunuz? GDO'lu ürünler. Benim rahmetli ninemin köyde bir bostanı vardı. 150 metrekarelik bir bostandı. 150 metre geriden o soğanın, domatesin, biberin kokusunu alırdık. Bizim mahallemize pazar kuruluyor. 1000 ton sebze meyve geliyor. 1000 ton. İçine giriyoruz, pazarı, topu alamıyoruz. İçine giriyoruz, yanına yaklaşıyoruz. Kese kağıdına koyuyor, kokusu yok. Çünkü verim gitti. Öz gitti. Öz gitti. Onun için bizim yeniden inşa hareketimize, hani eğitimle başladık ya, Tarım Bakanlığı bu ülkede Milli Eğitim Bakanlığı kadar önemli bir eğitim kurumu. Adalet Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı kadar önemli bir eğitim kurumu. Nihayet Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri okulda eğitiyor, sonra salıyor. Ondan sonra çocuğun yediği domates, yediği ekmek, içtiği su,
kimin elinden geçecek? Evet. Bu çocuk sokakta, bu genç sokakta insanlarla beraber oluyor. Adalet Bakanlığı'nın iyi bir eğitim kurumu olması lazım. Tarım Bakanlığı'nın, Enerji Bakanlığı'nın iyi bir eğitim kurumu olması lazım. Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Aile Bakanlığı'nın. Hocam bakanlıklardan girmişken, dershane meselesiyle başlayan bir tartışma var. Evet. Aslında yani eğitiyorum programı da içerik itibariyle siyasi bir program değil sonuçta. Eğitim sorunlarını konuştuğumuz ağırlıklı evet. olarak böyle bir program. Evet. Ama dershane meselesinden başlayan bir tartışma bugün Türkiye'yi ekonomik anlamda çok zor durumlara evet. getiren bir sürece evrildi. Evet. Evet. Ve bugün öyle enteresan gelişmeler yaşıyoruz ki yani sokakta gören bir vatandaş, yani sokakta olaylara bakan, yaşananlara bakan bir vatandaş çok rahat şunu söyleyebilir. Hani bu ülkede bir tane iktidar yok. Bunu rahat söyleyebilir. Hı hı. Van'dan bir ekibin kalkıp gidip kimsenin haberi olmadan tek başına böyle mikro bir ekibin kiliste uluslararası yüz akımız olan bir sivil toplum kuruluşuna, bir yardım kuruluşuna operasyon yapması var. Ne bileyim bir yerde birisi kalkıp gidiyor, birilerini gözaltına aldırıyor. Yani hiçbir amirin, hiçbir üst düzey yetkilinin haberi yok bundan. Yani böyle kafasına göre birden çok böyle hani farklı yapılar var da herkes bir şekilde kafasına göre takılıyor. Yani 3-5 tane farklı baş varmış gibi, farklı odak varmış gibi bir görüntü meydana evet. geldi maalesef. Yani evet. insanlarda da bir karamsarlık görüyorum son günlerde. Evet. Ekonomide böyle endişeye mahal verecek evet. düşünce tarzları gelişiyor. Evet. Hani kamuoyu en azından kaygı ve endişeyle izliyor. Evet. Böyle bir süreç var. Ve bu sürecin işaret fişeğini ateşleyen nokta da dershaneler meselesiydi. Evet. Dershaneler konusuydu. Peki bugün belli bir kesimden bahsediyoruz. Hani bir paralel yapı oluşturdu vesaire dediğimiz ve ağırlıklı bir cemaat ve eğitime yatırım yapmış bir kesimden bahsediyoruz. Bu kesim için ne anlam ifade ediyordu dershaneler? Aslına bakarsanız İsmail Bey, dershaneyi savunanlar bile dershaneyi istemiyor. Neden? Şimdi, halk açısından söylüyorsunuz bunu. Yok, dershaneciler okula. Açısından dershaneciler söylüyorum. Açısından da. Dershaneciler açısından söylüyorum. Neden? Şimdi, kitabın üzerinde yazıyor. LYS, YGS, Türkçe, Edebiyat, Fizik, Coğrafya, Matematik, Biyoloji, Felsefe. A yayını, B yayını, C yayını, X yayını, Y yayını, Z yayını. Binlerce yayın. Peki bu yayınların birbirinden farkı var mı? Yok. Aynı peki, zaten hepsi de bir sınav peki, için hazırlanmış yayınlar peki, büyük ihtimal. Bu yayınlar bizi uzaya götürür mü? Yok. Bu yayınlar Türkiye'yi geliştirir mi? Yok. Ne yapar bu yayınlar? Bir kısır döngü halinde, bir yarış adı gibi insanları döndürürler, dolaştırırlar. Döndürürler, dolaştırırlar ve aynı noktaya getirirler. Test sistemin bir başka yanlışı, dershanecilikteki sınav sisteminin yanlışı şu. Ya şimdi soruya bakıyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? Doğru değildir. Şu değildir, bu değildir. Çocuk uygun değildir olanını işaretliyor. Fakat beyin altında, zihin altında uygun değildir olan sosyal hayatta karşısına çıkıyor. Vaktiyle yanlış cevap verdiğini unutuyor. O yanlış bilgi hayat boyu devam ediyor. Oysa bizim medeniyetimiz nedir? Bizim medeniyetimiz ilerleme medeniyetidir. İki günü eşit olan ziyandadır buyuruyor Allah'ın Resulü. Şimdi sevgili rahmetli Ali Kuşçu'yu İran paylaşamıyor, Osmanlı paylaşamıyor. Sonunda sevgili Fatih öyle bir siyasi manevra uyguluyor ki Ali Kuşçu'yu ta Orta Asya'dan getiriyor matematik profesörünü ve Pendik'te at sırtında karşılıyor. Böyle derya bir insan. Şimdi buna bakıyorsun. Ya arkadaş, kitap yazıyorlar, paragraf soru, paragraf soru, konu özeti soru, konu özeti soru. Ne zaman değişeceksiniz? Bunlar 50 sene önce de aynı bilgi, bugün de aynı bilgi. Ne zaman değişeceğiz? Sonra hep
Şikayet ediyorlardı. Özellikle bu arkadaşlarımız, bahsettiğiniz tırnak içerisinde evet. cemaatteki arkadaşlarımız. Ne diyorlardı? Ya sınav sistemi şu bu gençleri milli manevi değerlerden uzaklaştırıyor. Efendim insanlar diyelim ki bir baba anne çocuğunu Kur'an kursuna mı yollayacak? Acaba bu sene yollamasam mı? Çocuğun da o KS'si var, LYS'si var. Seneye mi yollasam? Seneye sınava giriyor, kazanıyor. Yavrum bırak şu fikir kitaplarını da önce üniversiteni bitir. Önce yüksek lisans yap, şunu yap, bunu yap. Memur oluyor, yüksel, şef ol, şunu ol, bunu ol. Ne zaman milli manevi değerlere sahip bir yayın, bir genç yetişecek? Şimdi bunun aslında bu arkadaşlar bir kısır döngü içerisindeler. Bir kumpas içindeler. Neden? Ya arkadaşım bırakın bunları. Ne güzel bak hükümet size bir yol açıyor. Arsa ise arsa, para ise para, imkansa imkan. Yeri benden diyor. Veriyor sana. Ne güzel. Sen de çocukluğundan beri içindeki o ızdırabı dindir. Aç üniversitene. Senin de bir Oxford'un olsun. Ne olur senin de bir Cambridge'in olsun. Ne olur. Senin de olsun. Bir Ohio Üniversitesi senin de olsun. Ne olur. Böyle Mars'a uzay gemisi yollayan senin de tekniğin gelişsin. Hükümet yapmam demiyor ki. Sen Mars'a uzay gemisi yolladığında, yollamak istediğinde hükümet ya ben sana para vermem mi diyor. Ne diyor? Yani şu mu hocam? Gerçekten aslında dershane meselesi değildi bu. Bunu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Zaten aslında, onları da muzdar itti. Yani dershane bunun görünen bir bahanesi mi? Yani bunların aslında baştan bu işe sahiplenmeleri gerekiyordu. Yapılanmaları gerekiyordu. Yapılanmadılar ve yanlış yönlendirildiler. Bugün de bu yanlış yönlendirilme devam ediyor. Buna gerek yok. Dershaneden vazgeçin artık. Dünyanın neresinde kaldı Allah aşkına ya? İnsanlar bir yıl bir sınav için sabah 7 gece 24 ders çalışıyor. Peki stresi de çok yoğun. Evet. Ya sınav sabah karnıma bir ağrı sancı girerse ya giriş belgesini unutursam. Ölen ya, çocuklar var hocam. Ya kıl payı kalp kaybedersem. Kalp krizi geçirip ölen, ya, çocuklar, ölen çocuklar var. Ya kıl payı kaybedersem annemin babamın yüzüne nasıl bakarım? Bırakın Allah aşkına şu işleri bırakın. Bu milletin yani çocukları böyle bir yarış atına, yarış beygirine dönüştürmekten vazgeçin. Sonra arkadaşlar diyorlar ki, efendim eğitimde fırsat eşitliği için dershane lazım. Bırak kardeşim. Bu. Ama dershanede parayla. Dershanede parayla. Yani zaten ucuzda bir şey değil. İşte en pahalı dershanelerde maalesef işte itiraz eden cemaat dershaneleri 3 bin, 4 bin lira, 5 bin liraya kadar dershane kıyamet var. Gibi. Yani fakir fukara ise zaten o dershane parasını da veremiyor açıkçası. Ego bileti alamıyor. Evet ego bileti alamıyor. Siz diyorsunuz ki fırsat eşitliği. Adam ne yapacak? Asgari ücretle geçiniyor Allah aşkına. Ya. Nasıl bir fırsat eşitliği oluşturuyor ki dershane? Hakikaten bu ülkede 10 milyon insan asgari ücretle geçiniyor. Ve işte bereket dediğiniz şey burada ortaya çıkıyor. Adam 900 lira maaş alıyor, ev kirası veriyor, tüpü, ekmeği, suyu, şunu, bunu. Allah yardım ediyor. Allah yardım ediyor. Şimdi gelelim Van'daki meseleye. Üstadım, dünyada bugün iki blok var. Bir. Sevgili İHA bağlamında da değerlendirelim hocam. Tabii ki İHA'ya getireceğim. Sevgili Abdülhamit Han'ın İstanbul-Mekke demiryolu projesi büyük, muntazam bir ümmet projesiydi. İç ve dış komplocular sevgili Abdülhamid'i tahttan indirdiler. İçeriden dışarıda. Ve bu bayrağı devralan rahmetli Menderes, rahmetli Özal, rahmetli Erbakan, rahmetli Yazıcıoğlu ve şimdiki hükümet bir ileri adım atmak istiyor. İstiyor. Ne diyor? Kuzey, güneyi eziyor. Kuzeyde kim var? Almanya, Fransa, Rusya, Çin, Amerika, Kanada. Güneyde kim var? Afrika, Yemen, Orta Bangladeş, Doğu. Vietnam. Sadece Müslümanlar ezilmiyor biliyor musunuz? Kolombiya, Müslüman olmayan bir ülke. Ama büyük, 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 büyük eroin tarlaları var. Hatta ben Venezuelalı, Kolombiyalı bir insan olarak uyuşturucu müptelasıyım ve bir şekilde uyuşturucudan kurtulmak istiyorum. Gidiyorum bir hastaneye tedavi olmak istiyorum.
uyuşturucu baronları uzun namlularla o hastaneyi havaya fırlatıyorlar, patlatıyorlar. Ne demek istiyorlar biliyor musun? Sen kim oluyorsun da bizim ekmek kapımızı engelliyorsun ya? Sen ömrün boyunca bu uyuşturucuyu bizden alacaksın. Sana ölmek de yok. Sen kim oluyorsun? Demek ki Osmanlı'nın yıkılışıyla beraber sadece Müslümanlar, ümmet kaybetmedi. Hristiyanlar da kaybetti. Almanya'nın Yahudileri de kaybetti. Osmanlı hayatta olsaydı, 1492'de Osmanlı İspanya'daki Yahudileri getirmedi mi? Evet, evet. Osmanlı Yahudilere olsaydı, en büyük desteği veren Osmanlı'ydı zaten. Ve bu arada ilk defa düşündüğüm bir şey bu. Osmanlı hayatta olsaydı Hitler'in Yahudilere yaptığı bu soykırımı engellerdi. İlk defa söylüyorum bunu. Demek ki bazı şeyleri de söyleme vakti geliyor benim açımdan. Gelelim Van'daki mesele. Van'da dün Akit gazetemizin muhabiri, Haksöz gazetemizin, dergimizin muhabiri, İHA yöneticisi. Ya bu insanlar bizim insanımız. Bizim derdimizle dertlenen, bizim mahallemizin insanı, bizimle aynı ızdırabı paylaşan, bizimle aynı davayı paylaşan, bizim kardeşlerimiz. Sen bunlara ne hakla çamur atarsın? Ve çok iğrenç bir şeydir. Çok iğrenç bir şeydir. Yani şimdi bir insanı suçlayabilirsiniz. Haklı olabilir bu. Mesela bana dersiniz ki Tarık Sezai senin filanca yerde şu yanlışını gördüm. Ben de derim ki eyvallah o yanlışı ben yaptım. Ama tutup da siz bana şunu derseniz Tarık Sezai silah kaçakçısı. Şimdi ben Obama'yı sevmiyorum. Ama Obama için... Yani düşünce bağlamında birilerini sevebilirsiniz. Evet. Birilerine sempati besleyebilirsiniz. Evet. Ama bu onların yaptığı gayrimeşru terör olaylarını sizin de yapıyor olduğunuz anlamına gelmez. Obama için ben çocuk ticaretçisi diyebilir miyim? Obama için her şeyi diyebilirim. Afganistan'da insansız hava uçaklarıyla Afganistan'da insan olsun, koyun olsun, kuzu olsun, nerede hareket eden bir topluluk varsa katlediyor. Obama bir katildir. Putin bir katildir diyebilirim. Ama iftira edemem. Peygamber Efendimiz Ebu Cehil'le savaştı. Ebu Leheb'le savaştı. Ama onlara iftira etmedi. Onlara yapmadıkları bir şeyi yani bu yapılanlar demedi. Bir iftira. İftira. Sistematik bir komployla karşıya izliyorsunuz. Tabii ki. Çünkü bir defa İHA Bosna Hersek'te tarihin en büyük yardım operasyonunu gerçekleştirdi. Sevgili Bülent Yıldırım'la biz her gün beraberdik üniversitede. Fatih Camisi'nin avlusunda o projelerinden bahsederdi üniversite yıllarında. Ben öğretmenliği tercih ettim. Sevgili Bülent Yıldırım savaş başlayınca Bosna Hersek'e gitti. Aynı arkadaşlarımızdan Hüseyin Kurtçay'a Çeçenistan'a gitti. Hatta ben Ardahan'da Milli Gençlik Vakfı'nın başkanıyken Bülent Kurtçay'ı Çeçenistan'dan davet etmiştik. Bir program yaptırmıştık. Şimdi o dönemlerde Bülent Yıldırım'ın çabaları, rahmetli Erbakan Hoca ile beraber yaptığı organizasyonlar, ümmetin yüreğine su serpti. Bugün Bosna'da bir Abdülhamit bilinir, bir Aliye bilinir, bir Erbakan bilinir, bir de Bülent Yıldırım bilinir. Dört isim bilinir. Şimdi siz bu isimleri karalarsanız Allah'ın gazabına uğrarsınız. Ve bu insanlar seküler düşünmeye başladılar. Daha acısı bu. Seküler düşünce şu. Biz yaparız. Oh deriz. Oysa hadis-i şeriftir. İnsan kınadığı şey başına gelmeden ölmez. Üstadım, bir insan neyi kınıyorsa o başına gelir. Bugün ben arkadaşlara üzülüyorum. Gerçekten içim acıyor. Bu insanların da çoluk çocukları var. Ya kendinize çeki düzen verin. Şimdi siz Gana'da okul mu açmak istiyorsunuz? Gambiya'da okul mu açmak istiyorsunuz? Bunun için sizin zinde güçlerle beraber hareket etmenize gerek yok ki. Siz kendi öz kimliğinizle sevgili Ukbe bin Nafi Hazretleri... İzin verirler mi hocam?
bu kadar 160 ülkede okul açmalarına acaba kimse size izin vermeyecek ki, hak verilmez, hak izin alınır. Verir mi? Hak verilmez, hak alınır. Kimse size izin vermez. Mesela birçok yerde sıkıntı çıkan bir takım ülkelerde Başbakan Erdoğan'ın bizatihi o ülke yönetimlerini arayarak zorluk çıkartmayın bir eğitim faaliyeti yapıyorlar. Okul açıyorlar. Tabii. Hani farklı bir amaçları yok diye referans olduğunu, ricacı olduğunu tabii biliyoruz. Bu arkadaşların çalışmaları, artık hizmetleri diyemiyorum, çalışmaları 12 senede 50 kat arttı. 12 senede 50 kat arttı. Şimdi siz İsrail için otorite diyeceksiniz. Tayyip Erdoğan dershaneleri dönüştüreceğiz deyince Firavun diyeceksiniz. Allah Allah. Ya sen İsrail otorite diyorsun da Tayyip Erdoğan'a niye otorite demiyorsun? Hani otoritelerin izin almaları gerekirdi diyordun, evet, İsrail için. Peki Tayyip Erdoğan da otorite. O zaman bu işte bir bit yeniği var. Kamuoyu böyle mi düşünüyor hocam? Kamuoyu böyle düşünüyor. Kamuoyu benim gibi düşünüyor. Yani böyle bir şüphe var mı şimdi? Şunu söyleyeyim. Hakan Albayrak, Albayrak bir haftadır yazdığı yazılar var. Evet. Çok açık. Evet. Eskiden 28 Şubat döneminde Erbakan Hoca'ya karşı hani darbecilerin yanında yer alması, tabii ki, o bloğu bölmesi nedeniyle büyük bir sevgim ve saygım vardı kendisine. Bu azalmıştı diyor. Diğer 17 Şubat'ta MİT krizinde, Hakan Fidan krizinde o azalan saygım bitme noktasına gelmişti. Ve artık ülkenin içerisine bir ihanet şebekesi gibi ülkeyi batırma pahasına yapılan bu operasyonlarda da artık sevgim, saygım, hiçbir şeyim kalmadığı gibi karşılıklı bir mücadele içerisine girme gereği de duydum diye bugünkü yazısında vardı mesela. Şimdi kamuoyundaki algı bu mu? Yani 28 Şubat döneminde insanlar şöyle düşündü. Erbakan Hoca'nın karşısında yer alıp o dönemki o junta yapılanmalarına falan gerekirse okulları devlete devredebilirim ifadelerinde dediler ki yurt dışında da hani çok okulları var. Hani sırtında taşıdığı bir yumurta küfesi var. Dolayısıyla hani bu kadar rahat hareket edemeyebilir. Onca emeği çarçur olmasın diye böyle hani bütün diğer cemaatler, diğer kesimler de anlamaya çalışıyor idi. Hakan Fidan krizinde yani, evet, MİT başkanının şeye davet edilmesi, OSLO görüşmeleri. OSLO görüşmeleri sonrasında hani ifade vermeye çağrılması süreci. Evet. O sıkıntıda kamuoyu gerçekten böyle bir şaşkınlık yaşadı. Evet. Ama şu son süreçte az önce bahsettiğiniz gibi hani merak ediyorum. Kamuoyunda hani birçok kesimde böyle bir algı mı var? Tabii. Artık hani bunu tevil edemiyoruz. Bunu nereye koyalım diye bir düşüncem oluştu. Üstad, Türkiye Cumhuriyeti krizlerle doğdu. Lozan'da Musul ile Kerkük'ü İngilizlere verdiler. Sonra provokatif eylemlerle Güneydoğu'yu bir ayaklandırdılar ve şey saydı, şehit ettiler. Ve peşinde de dediler ki, ya bu şey saydı İngiliz adamıydı ya. Şey saydı olmasaydı. Biz Musul'la Kerkük'ü alıyorduk. İngilizlerle işbirliği yaptık. Biri vicdansız, sen 23'te Lozan'da vermişsin. Daha ne uğraşıyorsun? Geçenlerde Cemil Çiçek bir laf etti. Dedi ki 138. madde çökmüştür. Yani hakimler, savcılar tarafsızlığını yitirmiştir. Yeni değil ki. İskilip'te Atıf Hoca'nın şapka yüzünden şehit edilmesinde 138. madde zaten çökmüştü. İstiklal mahkemelerinde zaten çökmüştü. Evet. Ağır ayaklanmalarında zaten çökmüştü. Yani hangi 138. madde bir anlamı da var mı? Hala darbe anayasası ile yönetilirken daha geçmişte evet, askerin önünde briefingler alan bir darbeciler güruhu tabii varken ki, tabii. Şöyle söyleyeyim, tabii konumuzdan uzaklaşmak da istemiyorum. Ana temel konumuz buraya geleceğiz. Yani eğitim geleceğiz. Ama eğitimle de çok alakalı meseleler aslında. Dershaneden çıktı işte şu son süreçte yaşadığımız. Aldığımız bu, nefes bu, eğitim. Değil mi? Şimdi evet, oradan gelelim. Rahmetli şehit Adnan Menderes. Neden şehit diyorum? Çünkü zulme uğramıştır. Ve iki arkadaşının
iki arkadaşının akıl almaz iftiralarla hapse atılması, bir zulüm. Bu arada bir parantez açayım. O zaman Deniz Gezmiş ordu göreve diyordu. Ordu göreve geldi. Adnan Menderes'in iki arkadaşını astı. Ama aynı ordu 71 muhtırasında da Deniz Gezmiş ve iki arkadaşını astı. Çünkü her devrim önce kendi çocuklarını yer. Gelelim. Bu ülke başbakan asmış, bakan asmış bir ülkedir. Hafızası çok tazedir bu halkın. Daha 80 yaşında bir insan 1960'da asıldıklarına göre 60, 50, 53, 54. Hatta 60 yaşında bir insan 5-6 yaşında bir çocukken olayları berrak bir şekilde hatırlar. Sonra bu ülke hiçbir zaman kendi milli istihbarat teşkilatına sahip değildi ki. Hakan Fidan'a kadar hep gayrimilli insanlar yönetiyordu. Sağ sol olayları çıkarıyorlardı. Ülkücü solcu olayları çıkarıyorlardı. Laik antilaik olayları çıkarıyorlardı. Maraş'ta bir bomba, Gazi'de bir bomba. Yani resmi ideolojiyi korumaya ayarlanmış, güdümlenmiş bir istihbarat teşkilatından bahsediyoruz. Şimdi Gazi Mahallesi'nde Alevi arkadaşların gittiği kahveye bir molotof atıyorlar. Halka ayaklandırıyorlar. Halk ayaklanınca binlerce insan sokağa çıkıyor. Cenaze töreninde yeni cenazeler, Bu ülke bunu yaşamak zorunda değil. Bu ülke artık terörle yaşamak zorunda değil. Terör bu ülkenin kabusudur. Çözüm süreci, çözüm sürecinin bu akşam noktalanması lazım. Artık bir afla bu ülkenin artık tamamen düzlüğe çıkması lazım. Efendim birileri şöyle der, birileri zaten diyor. Birileri istiyorlar ki bir gerilla cenazesi gelsin, BDP sokağa çıksın. Bir asker cenazesi gelsin, MHP sokağa çıksın. Yani kimse aslında gücünü falan kaybetmek istemiyor anladığımız kadarıyla bu süreçte. Evet. Ve bakın burada kitabınızın bir yerinde kamusal alan kimin başlıklı bir bölüm var. Oradan hemen kısa bir anekdot aktarmak istiyorum ben izleyicilerimize. Hele şükür bir yuvarlak masanın etrafında buluşturduk sizleri. Birbirinizin yüzüne bakın, bakmaya yüzünüz varsa. Dökün eteğinizdeki taşları. Eğri oturun ama doğru konuşun. Alanlara sığmadınız. O alan senin, bu alan benim. Koşuşturup durdunuz. Özel alan, tüzel alan, kamusal alan. Şimdi dökülsün sözler, kalmasın hiçbir şey gizli kapaklı. Niyetiniz çıksın ortaya. Bilsin cümle halk, kim neyin hizmetinde, kim kimle, kim kime karşı. Evet. Evet aslında şu 15 dakikadır konuştuğumuz orada meselenin de sanki şeyi gibi, bir biraz, özeti gibi değil mi? O yazıyı biraz daha açabilirim izniniz olursa. Şimdi orada benim 4 tane tiplemem var. Birisi. Eğitimi mahvetmişlerdi değil mi bu kamusal alanla? Eğitimi öldürmüşlerdi, birisi, biçmişlerdi. Eğitim diye bir şey kalmadı. Bir kesimin eğitim alma hakkını alenen gasp etmişlerdi. Tabii ki. Orada tiplemeler şunlar. Bir, APO tiplemesi var. APO'ya hasbelkader sorsanız, sen Kürdistan kurduğunda inançlı insanlar okullara, iş yerlerine başörtülerle gidebilecekler mi? Size vereceği cevap şudur. Ne münasebet ya, ben Marksist-Leninist bir adamım, ben izin verir miyim? Demirel'e sorsanız, gidebilecekler mi? Olur mu ya? Biz üstadlarımızdan böyle mi gördük? Kesinlikle. Peki Bahçeli'ye sorsanız gidebilecekler mi? Olmaz. Devletin kanunları var. Uyacaksın kardeşim. Ecevit'e sorsanız gidebilecekler mi? Olur mu? Biz demokratik sol hareketten geliyoruz ya. Laikiz. Peki nedir sizi birbirinizden ayıran? Madem laiksiniz, hepiniz laiksiniz. Madem bu konuda hepiniz ortak düşünüyorsunuz. Oradan biraz önceki Van meselesinde biraz daha geleyim. Şimdi dedim ya iki kutup oluştu. Birinci kutup şu. Bir, ümmet var. Ümmet bilincine sahip insanlar var. Dünyanın 100 yıldır fakirleşmesi var. Artık insanlar patlıyor. İsyan ediyor. Afrika çiftçisi patlıyor. Altın madenleri Belçikalılar eline geçmiş. Ve Fransa, katil Fransa. Yani köleliğini onlar yapıyor, parasını Avrupa kazanıyor. Hutularla Tutsiler birbirine takmış. 1 milyon insan ölmüş. Bugün Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Fransa, Belçika ortak senaryosu. Müslümanların üzerine insanları salıyor. İnsanlar patlıyor ve oraya İHA gidiyor.
Oraya başkası gitmiyor. İHA gidiyor. Bir de bizim sevgili Cansu'yumuz gidiyor. Bunu da hatırlatalım. Yani Cansu'nun da hakkını yemeyelim. Evet. O da iyi bir kuruluşumuz gerçekten. Ve İHA'nın varlığı dünya Siyonist çetesini rahatsız ediyor. Ve papalığı da rahatsız ediyor. Çünkü artık misyonerleri rahat rahat İncil dağıtamıyorlar. Ya da oradaki insanları köle niyetine kullanıp birbirlerine düşürüp orada evet. farklı böyle odaklar oluşturup birbirine kırdırırken tabii. aradan altınları, madenleri, elmasları tabii. alamayacaklar. Tabii. Yani sıkıntı bu. Birileri gelirse bunları uyandırırsa ya ne yapıyorsunuz siz? Siz kardeşsiniz. Niye birbirinizle savaşıyorsunuz? Bakın kaynaklarınızı onlar götürüyor ve sizi savaştırıyorlar. Elinize silah veriyorlar. Evet. Altınızı, incinizi, ne bileyim elmasınızı götürüyorlar. Kendinize gelin demesinden zannediyorum tabii korkuyorlar değil mi? Tabii ki. Tıpkı yani Türkiye'deki ha, artık aynen. bu çözüm süreciyle kardeşim niye yıllardır savaşıyorsunuz? Aynı ülkede yaşayan kardeşlersiniz, ha. iç içe geçmiş toplumlarsınız. Yüzlerce, binlerce yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşıyorsunuz. Tabii. Derdiniz ne? Derdiniz. Dininiz bir, ondan sonra kültürünüz bir, geçmişiniz bir, tarihiniz bir. Zaten halkta bir sorun yok ki. Öyle değil mi? Halkta bir sorun yok. İşte bütün sıkıntı MİT'in millileşme süreciyle başladı. Hakan Fidan'la beraber MİT millileşiyor. Aslında bu toplumu ayrıştıran ögeler evet. bu milletin kurumlarına konulmuş birer saatli bomba gibi kurgulanmış. Ne zaman halk böyle bir sıçrama yapacak tabii. olsa tabii. hemen bir takım olaylarla halkı birbirinden kopartma, birbirine tabii. düşürme ve enerjisini boşa tüketme. Böyle parçala yut. Evet. Şimdi TİKA Bosna Hersek'te bir yılda 150 eser açmış. TİKA. Oradan, evet, müthiş işler yapıyor. Harika. Kendini açtı. Evet. Oradan sevgili Diyanet İşleri Başkanımız güzel bir söz söyledi. Dedi ki dinler arası diyalog olmaz. Din adamları arasında diyalog olur. Siz İbrahim'i dinler diye bir şey uyduruyorsunuz. Efendim Allah'a inanan herkes cennete gidecek. Allah öyle demiyor ki. Allah'a inanan biziz. İbrahim'i dinler diye de bir şey yok. Allah ne buyuruyor? O İbrahim ne müşriktir ne putperesttir. O Müslümandır. Hazreti Adem de Müslümandır. Hazreti İbrahim de Müslümandır. Hazreti İsa da Müslümandır. Çünkü Müslümanlıktan başka inne dine indallahil İslam buyuruyor. Allah katında din İslam'dır. İşte İHA'nın bu çalışmaları, diğer yardım kuruluşları bu çalışmaları gerçeği bir kez daha haykırıyor. Ve bu devam edecek. Hani şöyle düşünelim. İHA öyle bir okuyamaz ki bütün dünyayı etkisi altına alır. Çünkü insanlar buna ekmek kadar su gibi muhtaç, susuyor. Ya hocam İHA eğitiyor da değil mi? Yani sadece yardım mesela kuyular açıyor. Birçok evet. yerde su yok. Afrika'nın evet. birçok yerinde kurak yerler içme suyu bulamıyor insanlar. Çamurlu suları içiyor ve oradaki tenyalar yüzünden hastalıklara düçar oluyor ve binlerce yani. Çoluk çocuk ölüyor. Yani. İHA orada su kuyuları açıyor. İHA orada gıda yardımı yapıyor. İHA orada yol yapıyor iş makinalarıyla. Su boruları döşüyor. Ne bileyim hani medeniyet anlamında o insanların hayatını kolaylaştıracak, yaşamalarını sağlayacak en temel evet. Gereksinimler neyse onları sağlıyor. Bunun yanında bildiğim kadarıyla okullar da açıyor. Tabii okullar da açıyor. Eğitim yani oradaki eğitim açıyor. Kurumları tabii. da açıyor ki hani tabii. kendi dillerinde en azından belli bir düzey okuma yazma öğrensinler. Evet. Genel bir takım davranış kurallarını öğrensinler diye okullar tabii. da açıyor. Tabii ki. Yani aslında eğitim yönü de çok önemli İHA'nın. Her şeyle eğitim. Gazze'den bir kızımızı getiriyor İstanbul'da göz ameliyatı yapıyor. Evet. Bu mükemmel bir şey. Şimdi ümmetin istediği şey bu. İHA sadece Müslümanlara yardım etmiyor ki. İHA Küba'daki depreme de gidiyor. İHA Yahudi bölgesindeki bir hastalığa da... Değil mi? Zaten İHA'nın mottosunda o var. Ya. Kimliği ne olursa olsun. Tabii. Kim zulüm görüyorsa, kimin yardıma ihtiyacı tabii. varsa İHA orada diyor. Rahmetli Erbakan güzel bir söz söylerdi. Derdi ki, Halika tazim, mahluka şefkat. Mahluk herkes. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki halife kavramı sadece insanların yöneticisi anlamında değil. Halife aynı zamanda hayvanların da,
bitkilerin de suyun da kollayıcısı, toprağın da koruyucusu, kollayıcısı. Yani düşünebiliyor musunuz? Öyle büyük bir misyon ki bu. Öyle büyük bir misyon ki İHA aslında o ayetteki o muntazam gerçeği de yayıyor, yaşatıyor. Ve insanların İHA'nın ayakta kalması bundan. Yoksa başka bir kurum olsaydı, zemini sağlam olmayan bir kurum, çoktan tuzla buz olmuştu. Ama bak bir haftadır, 10 gündür Ankara başta olmak üzere İHA'nın yardım merkezlerine akşam 18 ile 19 arasında binlerce insan geliyorlar. Ve onlarca sivil toplum kuruluşu, on binlerce vatandaş da İHA'ya destek için, yardım yapmak için bunu bir eylem türü haline getirdiler. Bu yaşam biçimi oldu artık. İHA'ya bağış baskını yapıyoruz diye. Tabii. Bu yaşam biçimi, kimlik oldu. Mesela binlerce, yüz binlerce insan Facebook'taki ve Twitter'daki logosunu İHA olarak değiştirdi. Ben buyum dedi. Tavır ortaya çıktı. Bu tavır ortaya çıktı. Yani insanlar kimliklerine uygun hareket ettikleri zaman destek bulurlar. Kimliklerine uygun hareket etmedikleri zaman bu ümmet onlardan desteğini çeker. Evet. Yani daha dün güzel çalışmalar yapıyordu Zaman Gazetesi. Biz de doğrusu seviniyorduk. Ne güzel bak, 28 Şubatçı zalim, halka kan kusturan, kin güden o generallerin bir şekilde içeri girmesine, bir şekilde yazıyor, çiziyor diye. Bugün ne oldu? Bugün ne oldu? Yani şimdi insan hayatında bir istikrar gerekir. İnsan hayatında bir istikrar gerekir. Yani rüzgar gülü gibi, rüzgar nereden esiyorsa oraya dönmemek lazım diyorsunuz. İstikrar gerekir. Şimdi benim bir kimliğim var. Diyelim ki benim gittiğim, geldiğim STK'lar hasbelkader amacından saptı. Farz-ı bu hal. Benim yapmam gereken gidip de düşman bir kuruluşa destek vermek değil. Gittiğim geldiğim STK'ların yanlışını görürüm. Daha iyisini ben ortaya koyarım. Ama şimdi sen şimdi gideceksin Mossad'la işbirliği yapacaksın. Olmaz. Zaten dünyadaki temel sorun şu. Ayrışma, yani diyorlar ya Müslümanlar parçalanıyor, evet, bölünüyor. Ayrışma şundan kaynaklanıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki ey iman edenler, sizden olmayanları dost ve sırdaş edinmeyin. Ama onlarla beraber yaşamayın demiyor. Yaşayacağız. Değil mi? Peygamber Efendimiz. Onlarla beraber aynı dünyada yaşadığımıza göre tabii mutlaka irtibatlar olacak. Ama oradaki o detay, ayrıntı çok önemli. Dost edinmeyin. Dost edinmeyin. Dost demek ne demek? Sırtınızı dönebildiğiniz, tabii, emin olduğunuz insan demek. Yani o pozisyona koymayın diyor. Tabii ki. Yani sırtınızdan bıçaklar. Dikkatli olun. O da insandır, yaşamaya hakkı vardır. O da benim yarattığım kuldur. Evet. Mutlaka aranızda ticari ilişkiler olacak. Beraber yaşayacaksınız. Evet. Belki komşu olacaksınız. Komşuluk haklarının bile gereğini yerine getirmeniz gerekiyor. Evet. Ama onları sırdaş ya da dost edinmeyin. Zarar görürsünüz diyor zaten. Evet. Şimdi o zaman ne oluyor? Kesinlikle ayrışma oluyor ve bu ayrışmadan da dost ve sırdaş edinenler kaybediyor. Hem dünyada kaybediyor hem ahirette kaybediyor. Yazık oluyor. Ben şimdi düşünüyorum, bu insanlar çocuklarının yüzüne nasıl bakacaklar? Aman Allah'ım. Yani o eğitim kısmından çıkmamalıydı diyorsunuz. Yani eğitimde iyilerdi. Gerçekten hani iyi eğitim veriyorlardı. Belki size göre tartışılır ama eğitim kurumlarıyla en azından adını duyuruyorlardı. Eğitim kamuoyu kurumu öyle biliyordu. Eğitimci. Evet, dünyanın her tarafında eğitim kurumları açan, okullar açan, öğrenci yetiştiren, evet, öğrencileri belli bir noktaya getiren, böyle biliniyordu. Yani orada mı kalmalıydı diyorsunuz? Orada kalmalı, belki de kalmamalıydı. Şöyle diyorum, yeryüzü boşluk kabul etmez. Ben üniversitemi kazanmak istiyorum. Dershaneye gitmem, yine kazanırım. Çünkü eğer ben kafaya üniversite kazanmayı koymuşsam, bir de sakat nokta ne biliyor musunuz? Şimdi öğrenci şöyle düşünüyor. Ya bu lisedeki, ortaokuldaki öğretmen bir şeye benzemiyor ya. Bizim dershanedeki hoca cillop. Çocuk dershaneye güvendiğinden okulu asıyor. Okula gitti. Öğretmeni kimliksizleştiriyor. Hadi çocuklar bir ders yapalım. Ya hocam biz zaten akşam etütten dersi göreceğiz ya. Allah Allah. Bu ne ya? Aynı ders 3'e kadar okulda, 3-4 arası yol, 4'ten
5'e 6'ya 7'ye 8'e kadar dershane. Ne yapmak istiyoruz biz? Amacımız ne? Biz bu gençleri oyalamak mı istiyoruz? Başka bir şey mi yapmak istiyoruz? Oysa şunu yapsınlar arkadaşlar. Ya da iki kat zamanını alarak bir şekilde hayatlarını böyle şeye çevirmek tabii ki mi? Yani şu anda yapılacak şey 3, 5, 10, 15, 20 dershane bir araya gelsin kardeşim. Üniversite açın ya. Uzay bilimleri fakültesi açın. Hukuk açın. Madem hukuksuzluktan hala şikayet büyük ihtiyaç var değil mi? Yani hukuk. Üniversiteye de ihtiyaç var, liseye de ihtiyaç var. Yani henüz Türkiye'de mevcut belki tabii 10 ki sene içerisinde 3'e 5'e katlandı derslik sayısı, okul sayısı evet, ama hala yeterli düzeyde değil sanırım. Kalite yok. Kalite yok. Yani özgür düşünceli bireylere ihtiyacımız var bizim. Saygın bireylere ihtiyacımız var. Doğruları söyleyen bireylere ihtiyacımız var. Bizde İslam Rönesansı'nın gerçekleşmesi lazım. Gerçekleşmiyor. Gerçekleşmeyince toplumun sorunları yerlerde sürünüyor. Bugün toplum acı çekiyorsa bizim bu misyonu yerine getirmememizden kaynaklanıyor. Yoksa düşünebiliyor musunuz? Türkiye hala ırkçılık sorununu aşamamış. Niye? Okullarda bunun ne kadar kötü bir şey olduğu işlenememiş ki. İşte andımızı kaldırırken bile sevgili Tayyip Erdoğan ne büyük mücadele verdi ya. Her sabah 6 yaşındaki çocukları dikiyorsunuz. İnanmadıkları bir şeyi tekrarlatıyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına ya. Askeri talim yaptırıyorsunuz. Yapmayın. Daha 3 sene öncesine kadar öğrenci, fizikçi, matematikçi şu bu gelirken sınıfında yaramazlık yapıyor. Ama milli güvenlikçi geleceği zaman kapıya birisi duruyor. Arkadaşlar milli güvenlikçi geliyor. Sınıfımız 18 kız öğrenci, 17 erkek öğrenciyle emrinize hazır komutanım. Hocam şimdi siz bunları anlatırken inanılmaz garibime gidiyor yani. Oo. Bir de çok komik geliyor düşünün. Daha acıları var sanki da. Yani komutan geldi. Onlar öğrenci değil de sanki asker gibi orada. Rahat az ol. Tekmil veriyor gibi filan. Daha acıları şey daha acıları var da ritik. Bunlar normal karşılanıyordu değil mi? Aslında şöyle bir şey var. Sindirilmiş toplumlar. Kanıksanmıştı. Sindirilmiş toplumlar. Korku imparatorluğu üzerinde hareket eden kitleler bunları normal karşılayabilir ama içlerinde daima özgür, hani sevgili İsmet Özer'in bir güzel sözü var. Diyor ki sakalı zorla kesilen adam içinde sakallı bir kimlik taşır. Ah, buradan sevgiyle yad edelim sevgili İsmet Özer'i. Şimdi evet üstadım, bundan kurtuldu ülke. Allah'a şükür. Ama daha gidilecek yollar var. Özgürleşme adına gidilecek yollar çok fazla. Şimdi ünlü bir filozofun bir sözü geldi aklıma. Evet. Bir çocuğu eğitmek için işe önce anneannesinden başlamak gerekir diyor. Evet. Yani birkaç nesil geriye gidip anneanneyi eğitmek lazım ki diyor torun düzgün çıksın. Doğru. Yani dolayısıyla burada bu yaşadığımız sorunların, sıkıntıların aşılması zannediyorum belki bir iki nesli bulacak. Evet. Ama bizim şimdideki anneleri iyi yetiştirmemiz lazım ki önümüzdeki nesillerden iyi bir şeyler çıkabilsin. Üstadım, 1998 yılında kat sayı çıktı. 2012'ye kadar kat sayı engeli devam etti. 14 sene. 14 sene. Önce şu mağduriyetin düzeltilmesi lazım. 14 sene boyunca sınava giren bütün öğrencilere, buradan sevgili Milli Eğitim Bakanı'na da sesleniyorum. Bir bu hakları bir şekilde geri verilsin. Son bir dakikamız sayın hocam. Ben toparlayalım son cümlelerle. Evet. Ticaret sesi mezunuyum. Eğer kat sayı kalkmamış olsaydı ve bu sene sınava girecek olsaydım, diğerlerine göre 45-50 net fazla yapmam gerekiyordu. Oysa düşünebiliyor musunuz? Ben ticaret sesini 15 yaşında başlarım. Henüz kanunlara göre reşit değilken, 15 yaşında verdiğim karardan dolayı ömür boyu cezalandırılıyorum. Oysa 15 yaşında ehliyet alamıyorum. 15 yaşında mal mülk sahibi olamıyorum. Ama 15 yaşında verdiğim karardan dolayı ömür boyu cezalandırılıyorum. Bu mağduriyet kısmen giderildi. Ama buradan bir teklifim var. Şu 14 senenin de bir hesabını bir görelim diyorsunuz. Hocam ağzınıza sağlık. Programımızı aslında bitirdik. Büyük keyif aldım. Programımız bir saat ama 1,5 saat yönetmenime teşekkür ediyorum. 1,5 saat zaman verdiler. En azından sohbet bu saate kadar devam etti. Ben çok teşekkür ediyorum. Aslında çok keyif aldım sohbetten. Evet. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Yani tadı damağımda kaldı gerçekten. Güzel oldu doğrusu. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Eğitiyorum programının da bugünlük sonuna geldik. Haftaya başka bir konukla, belki başka bir konuyla yine karşınızda olacağız. Bizden bu kadar.